Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle ekonomiyi, ekonomik gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Efendim hemen hemen hepimiz hayatımızda, gündelik hayatımızda ürünlerin kalitesiyle ilgili, ürünlerin doğru ya da yanlış olmasıyla ilgili haberler duyuyoruz, açıklamalar izliyoruz. Peki bunların ne kadarı doğru, bunu biliyor muyuz? Aslında burada çok büyük bir soru işareti var. İşte aslında bunun doğrusunu yanlışını ortaya çıkarmak için oluşan bir yapı var. Güvenilir ürün platformu. Hatta sağlıklı ürün vardır ya da yoktur tartışmasının bile yanlış olduğunu teziyle ortaya çıkıyorlar. Bir ürünün güvenilir olması gerekir. Sağlık kişiden kişiye değişir tezi var. Hepsini konuşacağız. Çünkü çok değerli bir konuğum var. Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Elif Açlamacı Attepe. Bugün Eko Kadın'ın konuğu. Sayın Attepe hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Doğru değil mi? Buradan başlayalım. Belki güvenilir ürün ne demek diyerek başlayalım. Hı hı. Herkesin bu konuda bir fikri var. Ama rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlarla dolu ortalık. Ne demek güvenilir ürün? Evet. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum davet ettiniz. Türkiye'nin ilk kadın televizyonu Woman TV. Tebrik ediyorum bir çok kadın olarak. Gerçekten kadınlara söz verilmesi ki Türkiye'de kadın olmak zor. Kadınların sesi oluyorsunuz. Gerçekten gurur duydum. Tebrik ediyorum. Çalışmalarınızın başarılı olarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizler sizlerle ne güzel kadın yöneticiler ortada. Burada Eko Kadın'da evet. Hep ağırlıyoruz. Evet. Son derece iyi, kariyerli, hı-hı, zeki kadın yöneticilerimiz, hı-hı, var. Sizler örnek oluyorsunuz aslında. Sağ kesinlikle. Olun. Güvenilir ürün konusu aslında toplumun en hassas, en kırılgan olduğu nokta. Çünkü her şekilde geleceğimizi birebir etkiliyor. İşte birçoğumuzun çocuğu var. Bazen kendimizi düşünmüyoruz, çocuğumuzu düşünüyoruz, ailemizi düşünüyoruz. Her insanın en önemli hakkı, belki de insanlık hakkı gibi gıdaya ve güvenli olan gıdaya ulaşma hakkı. Tabii bu sadece aslında hani hep gıda olarak başlıyor. Çünkü en çok sağlığımızı etkileyen şeyler gıdayla başlıyor ama. Aslında siz bütün yelpazeyi tutuyorsunuz. Evet, artık bütün yelpazeye geçtik. Birebir halk sağlığını etkileyen, dolaylı veyahut da doğrudan etkileyen tüm ürünler için güvenli ürünleri arıyoruz. Güvenli ürün ne demek? Sağlığımızı hiçbir şekilde etkilemeyen veyahut da ileriki tarihlerde, geleceğimizde yaşam şartlarımızı, yaşam kalitemizi etkilemeyecek kadar güvenli olan ürünlere biz güvenilir ürün diyoruz. Yani sadece işte bu devletin belirlediği standartlar, mevzuatlarla sınırlı olan değil. Bir adım daha ilerisi, dünyada bunun ne gibi örnekleri var? Bunları araştırılarak o tanımlamayı yapıyoruz ve bunu her ürün için ayrı ayrı yapmaya çalışıyoruz. Bu şeyi biraz açabilir misiniz? Yani mesela sağlıklı ürünle güvenilir ürün arasındaki fark ne? Sağlıklı ürün konusuna siz çok karşı çıkıyorsunuz. Böyle evet, bir ürün yoktur diyorsunuz. Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında bizim çıkış noktamız bu oldu biraz önce de söylediğiniz gibi. Biz 2009'da sağlıklı gıda platformu olarak kurulduk. Gıdanın güvenli olanını aramak. Sonrasında dediğiniz gibi yani sağlıklı gıda diye bir şey aslında hem çok da doğru değil. Bir de biraz umut ticareti oluyor. Yani insanın sağlığını düzgün etkileyen bir gıda demek. Evet bunun belki hani bilimsel araştırmaları yapılıyor veyahut da bu araştırmalar baz alınıyor ama çok doğru bulmadığımız için hem sadece gıdayla sınırlı kalmayalım hem de bu sağlıklı fazlasıyla yanıltıcı olabilir düşüncesiyle. Biraz deforme de oldu kesinlikle kavram. Çünkü herkes konuşuyor. Birazdan zaten açacağız o konuya değineceğiz. Herkes konuşuyor. Bu nedenle güvenilir ürün olarak değiştirdik ismimizi. Artık gıdadan işte kimyasala, kırtasiyeden nakliyeye, sağlık hizmetlerinden diğer hizmetlere kadar sağlığımızı etkileyen, halk sağlığını birebir doğrudan etkileyen her ürünün
güvenir olanı arıyoruz. Ve tabii en önemli amacımız doğru bilinen yanlışları zaten halka aktarmak. Ki bu anlamda evet toplumsal bilinci oluşturabilmek. Yani çünkü herkes konuşuyor. Halk dinlediği zaman yanlış olanı algılayıp bunu uygulamaya geçirebiliyor, hayatına yansıtabiliyor ama çok yanlış bir uygulama olabiliyor. Biz de burada işte denizde bir damla olabilirsek ne mutlu bize diyerek çalışmalar yapıyoruz, çalıştaylar yapıyoruz gibi. Peki bu açıdan önemliydi. Belki izleyicilerimizin şimdi aklını karıştırmış olabilir. Ben en azından o bilgiyi paylaşayım. Siz durup dururken hani istimimiz değişik olsun, sağlıktan güvenilire dönmedik. Bilim kurulunun kararıydı galiba. Ciddi tartışmalar yapıldı ve Kesinlikle. işte bir tatlı şeker hastasına sağlıklı olmayabilir, başkasına sağlıklı olabilir tezi misal verdim tahmini. Ürünün güvenilir olması önemli dediniz. Peki bütün bunların içerisindeki bir kurultay gelecek, onu da birazdan konuşuruz. Bütün bunların içerisinde demin atıfta bulunduğunuz gıdayı biraz açalım. Yani gıda neden özellikle önemli? Çünkü birebir sağlığımızı etkiliyor. Yani ne kadar o sağlığı çeksek de sağlığımızı ve bunun akabinde de yaşam standartlarımızı, o yaşam kalitemizi birebir etkiliyor. Tabii bir taraftan hep sizinle diğer programlarda da konuştuk. Fırsatçıların da çok rahat kullandığı bir alan. O nedenle çok rahat kafalar, çok farklı uygulamalara konu olabiliyor. Bu nedenle biz kendi işte yapısal organizasyonumuzda da değişiklikler yaptık. Bizi en çok bilgiyle besleyen kişi tüketici. Yani asıl tüketici, ki biz de tüketiciyiz. Tüketici bu ürünleri tüketiyor. Bir tüketici konseyi kurduk. Onun haricinde dedik ki yani sadece tüketici ayağı olmaz, üreticilerin de mutlaka olması lazım, onların da söz söylemesi lazım. Çünkü onların ürettiklerini biz tüketiyoruz. Onlar da endüstriyel bir tüketici. Onlar da işlem aşamasında veyahut o endüstriyel üretim aşamasında ne gibi hatalar yapıyorlar veyahut da ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar veyahut da ne gibi tedarik problemleriyle karşılaşıyorlar. Onlar da güvenli ürün tedarik etmeliler ki son ürünleri güvenli olsun. Gene mevzuatlara ayak uydurmada bazen bilgi akışında aksamalar olabiliyor. Bu anlamda onlarla gene yan yana olalım istedik. Bu anlamda üretici meclisi gene kurduk. Ve tabii bir bilim kurulumuz var. Değerli hocalarımız var, profesörlerimiz var her alandan. İşte yani sadece işte bir gıda mühendisi değil. Bugün veterinerimiz de var, işte ziraat mühendisi de var, gıda başka mühendisi de var. De var. Var. Danışma kurulumuz aynı şekilde var. Bu şekilde çok değişik paydaşlarla birlikte ki kamuyu aldık, kamunun da desteğini alıyoruz. Belki birazdan konuşuruz, biraz önce gene bir kamuoyu bilgilendirme toplantısındaydım ben. Sağ olsunlar çağırdılar. Kamu da çeşitli adımlar atıyor. Bunları tabii üreticiye ve tüketiciye belli oranlarda yayabiliyor veyahut da bilgilendirebiliyor. Onların fikirlerini alarak adım atabiliyor. İşte bizler burada devreye giriyoruz. Bir STK olarak toplumsal bilinç oluşturma, bunu halka yayma ve uygulamaya geçirebilme boyutunda. Peki bir şey soracağım. Hadi sıcak haberi verelim. Sabah sizi İstanbul Ticaret Odası'ndaki toplantı için aradılar. Evet. Hepimizin de aşağı yukarı hayatını ilgilendiren bir nokta okul gıdası meselesi. Evet, okul gıdası. Sıcağını sıcağını sizden alalım. Daha belki kamuoyuna bile açıklanma yapılmadı ama izlenimleri, konuşulanları ve bize ne gelecek önümüze onları da öğrenelim. Evet. Biliyorsunuzdur Sayın Bekir Pakdemir ile Tarım Orman Bakanı çok yakın bir zamanda bunun açıklamasını yaptı. Artık okul gıdası çeşitli işte renklerle aslında bu hani sadece okul gıdası değil. Yani ben de mesela yanlış biliyordum, bugün öğrendim. Bütün piyasadaki ürünler için uygulamaya konulacak bir proje başladı. Pilot belki de okullar. Okullarda standart ayrı bir uygulama yapılacak. Onun haricinde bütün işte marketlerde satılacak tüm ürünlerde. Aralık 2019 tarihiyle birlikte
Tamamen uygulamaya geçilecek ve akabinde eğer uygulanmazsa işte cezalar devreye girecek şekilde bir kırmızı, yeşil, sarı uygulaması. Niye onların anlamı? Çok yüksek oranda doymuş yağ içeren, ilave şeker içeren, endüstriyel ürünlerde veya enerji yönünden fazlasıyla işte yüksek değerler içeren bir kişinin gün içinde alması gereken o değerleri küçük bir paketle işte veren, işte ilave şekerler gibi. Bunlara kırmızı renkle bir ibare üstünde olacak ama bütün marketlerde veyahut da tüketicinin alacağı tüm yerler için geçerli bir. TSE belgesi gibi yani. Bütün eşit. Şu üründe, bu üründe, şu firmada, bu firmada evet, değil. Herkes de herkes olacak. Herkes de olacak. İşte sarı olanlar hani biraz daha ortalama, yeşil olanlar daha sağlıklı. Bu tabii biraz daha şeye dayanacak. İçindeki işte karbonhidrat, yağ oranı, tuz oranı. Tuz da önemli biliyorsunuz evet. Sağlık açısından kullanımının sınırlanması gerekiyor. Buna göre çeşitli renkler yapılarak market raflarında artık böyle ambalajlı ürünler bu şekilde satılacak. Planlanan ne dediniz? Aralık 2019'da. 19'da yani uygulamaya geçecek. Markete gittiğimde yeşil paket bugünkü mevzuat değişmezse o zamana bakarız. Yeşil ürünü aldığımda en sağlığa uygun olan ürünü almış gibi, olacağım. Gibi, neredeyse. Gibi. Hepsinin bir işte alt bilgilendirmesi olacak. Fakat tabii bu şu anda geçiş aşaması nedeniyle işte üreticilere hani biz bunu artık yaptık. Siz de buna göre ambalajlarınızı artık değiştirin. Buna ayak uydurun. Kendi üretiminizi buna göre tasarlayın. Ambalaj tasarımlarınızı yaptırın ve 2019 işte sonuna kadar bu işlemler tamamlansın. Artık sonraki aşamada 2020 20 itibariyle eğer buna uygun hareket etmezseniz size işte cezalarımız olacaktır. Yani endüstriye bir yıllık bir zaman tanımışlar uyum için. Normalde böyle olur zaten. Yani bir işte aslında görüş bildirilsin diye bu tarz toplantılar yapılır. Orada üreticilerden de işte görüş alınır. Yani biz bu uygulamaya geçeceğiz. Aslında yaptık bunu. Bu kanun haline geldi. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Boşluklar konusunda sizlerin fikirlerini alalım diye bir toplantı. Biz tabii orada üreticiden ziyade bir tüketici birliği gibi bulunduk. Bizim görüş bildirdiğimiz nokta tabii okul ürünleri oldu. Okul ürünleri daha farklı bir konu. Okul ürünleri 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zaten birçok ürünün kullanılması, satılması yasaklandı. İşte bunlar nelerdir? Gazlı içecekler, meyve suyu konsantreleri, aromalı içecekler, yüksek şeker, yağ içeren bu abur cuburlar, cipsler, kızartmalar, gofret, çikolata gibi ürünler zaten yasak aslında. Şimdi ne değişiyor? Şöyle işte biz onu sorduk. Yani şimdi artık kırmızı ürün uygulamasıyla birlikte geri mi girecek? Yani şu ana kadar yoktu. En azından hani kanunen yoktu. Çünkü onun bir de uygulaması kırmızıya var. Kırmızıya uyuyorsa orada okulda olacak mı? Yani, kritik bir şey sormuşuz. Tabii. Çünkü aslında uygulama boyutunda yani 2006'dan beri zaten bu hani yasak söz konusu yani devam ettiğini düşünüyoruz. Ama uygulama boyutunda ne kadar uygulanıyor onu bilmiyorum. Şimdi mesela bir sigara yasağı da vardır. İşte 18 yaşından küçüklere sigara satılmaz ama ne kadar uygulanır? O sahanın işi artık ona sahanın bakmak işi lazım. Bilemiyoruz. 2016'dan beri gerçekten bu okul kantinlerinde bu söylediklerimin hepsinin satışı yasak. Ama bu işte renk uygulamasından sonra şu olacak mı dedik. Hani kırmızı renkli olarak okul kantininde satılacak ve çocuğun alıp almamasının inisiyatifine sunulacak gibi mi olacak? Yani aslında o kanun delinmiş mi olacak gibi. Alınan cevap hayır oldu. Yani bunlar satışı gene yasak olmaya devam ediyor. Fakat kantinlerde satılacak ürünlere ekstradan bir gıda logosu, okul gıdası logosu gelecek. Ve bu şekilde bütün hepsi, kantinlerdekilerin hepsi bu şekilde olacak diye bir açıklama yapıldı. Umarım öyle olur. Bana göre öyle olması lazım zaten.
Okul kantininde satılanla işte markette satılan ayrı olması lazım. Biz buradan ilk bilinçlendirmeyi yapmış olduk aslında. Evet. Veliler bunu bir şekilde takip etsinler. Takip etmeliler çünkü yani çocuğu okulda bıraktıktan sonrasını görmüyor veli. Evet. Yani o çocuk işte gazlı içeceği de içiyor. Yani bunlar tamamen işte çok sağlıksız demiyorum yani bunu demek de çok doğru değil ama belli oranlarda tüketilmesi gerekiyor. Ama çocuğun işte hani onu inisiyatifini alması biraz sıkıntı tükettiği besin değerleri açısından. Bunun önüne geçecek bir uygulama. Umarım başarılı olur. Şu anda yani görünen kısmıyla güzel. Güzel. İTO'daki toplantının sıcağı sıcağına haberini evet. de almış olduk sayenizde. Evet. Peki yine bir nokta daha var. Ürün yaklaşımını biraz konuşmamız gerekiyor sanıyorum bu aşamada. Çünkü demin atıfta bulundunuz aslında. Hı hı. Şu, sağlık üzerinden çok farklı şeyler konuşuluyor. Ve burada... üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğu noktalar var. Yani bu işin bir kriteri olması lazım. Herkesin her konuda konuşması meselesine güvenilir ürün platformu nasıl bakıyor? Hiç sıcak bakmıyoruz tabii ki. Hiç sıcak niye bakmıyoruz. Ama niyesini paylaşalım. Çünkü işte bilgi kirliliğine neden oluyor. Yani her gün bir şey yaşıyoruz. İşte yok süt patladı bunun nedeni işte bir tanesi diyor çıkıyor hidrojen peroksit var. Ben de biraz aynı kanıdayım. Bir tanesi diyor, farklı bir işte açıklamada bulunuyor. Yani bunun sonu iyi olmuyor. İşte o kişi veya bunları duyan kişi işte orada da bu varmış, bunda da bu varmış duyan anne süt içirmek istemiyor çocuğuna. Veyahut da gidiyor bu sefer çiğ süte yöneliyor. Yani ne olduğunu bilmediği şeyi almaya çalışıyor. İşte bilgi kirliliği maalesef tüketici ayağına gelene kadar böyle kötü sonuçlar yaratabiliyor. O anlamda hep söylüyoruz yani burada medyaya da çok büyük, çok önemli bir görev düşüyor. Yani biz de sadece yapıyoruz, yani biz derken meslek grubu olarak bu iş biraz reyting aldığı için evet. yazık ki bizim meslek grubumuz da biraz destekliyor bu işi. Yani meslek odalarının mutlaka birlikte hareket edip buna göre belki işte bir protokol mü yapmaları lazım? Veya da kendi üyelerine artık işte yazılı bir ikaz mı göndermeleri lazım? İşte bir gıda ile ilgili gıda mühendisinin konuşacağı bir gıda ile ilgili işte veteriner konuşunca veya da bir etle ilgili gıda mühendisi konuşunca olmuyor. Şimdi işte bana eti sorduğunuz zaman ben şunu söylemem lazım. Ben veteriner değilim. Evet benim de etle ilgili bilgim var ama bir veteriner benden çok daha iyi açıklar bunu, çok daha iyi bilgilendirir tüketiciyi, en azından korkutmaz. Çünkü şu anda böyle bir başta gıdalar olmak üzere bir korku imparatorluğu. İşte onu yeme, bunu yeme, tamam endüstriyel ürün yeme, paketli ürün yeme. Ne yapalım? Ondan sonra soruyoruz, ne yapıyorsunuz peki? İşte köy ürünü. Tamam, peki köy ürünü dediği şeye inanıyor musunuz? Ya tarladan sofraya meselesi vardır, onu da konuşalım ama. Tam bu aşamada o zaman doğru bilinen yanlışlarla yanlış bilinen doğruları biraz konuşalım mı? Yani olur. Biz şu anda bizi ekranları karşısında izleyen değerli izleyicilerimizin birçoğu bunu doğru biliyor ama aslında bilimsel olarak yanlış. Hı hı. Yanlış olduğu ifade ediliyor ama doğru. Ne onlar mesela? Birkaç örnekle gidelim. Şöyle bir kere en çok karşı olduğum şey işte doğal. Adı altında işte organik adı altında veyahut da ambalaja bunu böyle göstererek işte pütükareli bezlerle sararak falan işte çok doğal. Hayır bilmiyorsunuz. Tüketicinin kadevesi de doğal tabii onun. Değil mi? Yani değil mi? Güzel bir ekonomi yaratılıyor. Kesinlikle. Oradan. 1 liralık mal 3 liraya satılıyor. Ama bir taraftan üreticiyi de kötü etkiliyor. Yani işini layıkıyla yapan kişiyi de kötü etkiliyor. Şimdi siz işte bir ürünün üzerine doğal yazıyorsunuz. Hiçbir şekilde işte Tarım Bakanlığı'ndan bir izniniz yok. Merdiven altı üretim yapıyorsunuz. İçine envai çeşit katkı koyuyorsunuz. Kendiniz bile ne olduğunu bilmediğiniz. Doğal diye satıyorsunuz. Güzel karşıdaki kişiye de o katkılı şeyi 5 katı parayla satıp sağlığıyla oynuyorsunuz. Ama parasını da cebinize atıp kenara çekiliyorsunuz. Bu işi gerçekten yapan, layığıyla yapan, en azından katkı koyuyorsa da katkı olduğunu beyan eden kişiyle... rekabet yaratıyorsunuz. O adam 1 liraya satıyor.
Siz 5 liraya satıyorsunuz, denetimdeki açıklıktan faydalanıyorsunuz gibi. Bir de bunun üstüne işte o bilgi kirliliği de tuz biber ekiyor. Ne yapmalıyım ben peki? Mesela ben tüketici olarak baktığımda bu işi bilemem ki. Bilinmeyen ürün, kayıtlı olmayan, işte bir kayıt numarası olmayan etiketinde ürün alınmaması gerekiyor. İşte en fazla şunu duyuyorum, işte gezen tavuk, gezen tavuk yumurtası, köy tavuğu, köy yumurtası. Yani bunun bir denetimi yok. Her Veyahut da şey çiğ matbaada bir süt. kaşe yaptırmaya bakar. 1, 2, 3 diye Yani yaz. evet. Yani işte çiğ süt. En çok üstünde durduğum konulardan bir tanesidir. Hele ki çok çok da zararlı. Çünkü birincisi hayvansal bir ürün. Zoonoz hastalıkların birebir geçebileceği bir ürün. Bir tarafta yani bu işi endüstriyel olarak yapan, oradaki bütün riskleri elimine eden, profesyonelce çalışan bir firma karşısında hiçbir şekilde ne yaptığını bilmediğiniz, bir de yani çabuk da öğreniyorlar, yani çok ilginç. İşte o sütü beyazlatmak için ne konulduğunu biliyor. Birbirlerinin kulaklarına söylüyorlar orada. İşte hidrojen peroksit katıyor vesaire katıyor. Veyahut da işte SKT'sini uzatmak amacıyla. İşte benim sütüm çok güzel, bak bembeyaz, çok protein içeriyor, yağı da var. Tamam ama güvenli değil. Sen bir kere de hiçbir şekilde denetim mekanizmasının içinde değilsin. Tabii hani bir taraftan da şu geliyor bu sefer, denetim yapılıyor mu? Evet, denetim Ayağı eksik zaten. çok Bakanlık da eksik. yetişemiyorum diyor zaten. Yetişemiyorum diyor. Yani bunu da açıkça söylüyor. Yani bu da güzel bir gelişme. Ama hiç denetlenmemesindense en azından bir kayıt altına alınmış olması bile Bir bir şeydir. şeydir. Peki kısa bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce sizden şunun yanıtını alarak gideyim. Bu işi aslında belirleyecek olan yine kadın. Yani Kesinlikle. çünkü tüketimi kadın yapıyor. Alışverişi erkek bile yapsa listeyi eline kadın veriyor. Kadının Kesinlikle. bilinçlendirilmesini nasıl sağlayacağız mesela bu konuyla ilgili? Burada gene en büyük iş devlete düşüyor, kamu kurumlarına düşüyor. Biz STK'lara düşüyor. Birlikte değişik paydaşlarla beraber kamu, bizler, gerekirse tek tek, gerekirse çeşitli projelerle birlikte, başta kadınlar olmak üzere tek tek bilgilendireceğiz. Yani bunun başka bir şıkkı yok. İşte olabiliyorsak bile bir, hani başka bir örneği yok ve bu şekilde ilerleyecek. Yani kadınlarımızı kritik nokta bu. Bunu tüketim meselesini biraz daha aradan sonra konuşalım ama kadınlarımızı bilinçlendirmek zorundayız. Kesinlikle. Çünkü tüketim belirleyen de onlar. Kesinlikle. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından konuşalım. Peki. Efendim güvenilir ürün meselesini konuşuyoruz. Konuğumuz Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Sayın Elif Açlamacı Attepe. Kısa bir ara Eko Kadın devam edecek.